Şimdi bugün Yozgat Yerköy 60. evlerden canlı yayınımız olacak. Ali amca, köyüm, çevrem, tanıdığım insanlar var dedi. Hepsini şu anda senin benim ayağına bir getirdim. Bir tane arabam yok. Bir tane arabam gelmemiş oraya. Ha? Gelmez de. Bir tane arabam yok. O benim koşmam sadece. Şimdiki bahane de bu abla. Ali amcacığım, Muhteber'in annesi de orada. Köyümüzün muhtarı da orada. Beni tanıtacak mı şimdi? O konuşan laflar var onun. Köyümüzün muhtarı da orada. Senin davan, senin çevrenin, köyünün, köy sakinlerinin ne düşüneceği değil miydi? Hı. Ben onların ne düşündüğü değil mi senin isteğin? Benim arabamın ne düşündüğüne bakarım. Onunla mahalleminkine. Hangi şöyle akraba? Benim bir arabam var. Hiçbiri susuyor şimdi. Şimdi susuyor. Şimdi Ali amca böyle yani söyleyecek o kadar lafım var ki yutkunuyorum. Geri geldim mi söylerim. Güzel şeylere ihtiyacımız var. Sen evladının mutluluğunu istemiyor musun? Abla, bu yerde bir dört tane çocuk bıraktı. Çocuk anasını arıyor, anasını. Bu kadın evliydi. Daha evliydi diyor ya. Kimle evliydi? Evliymişim ben. Kimle evliydi? Halamın torunuyla lan. İspatla bana. Nikahı olana gitmeyeyim, götürmüyorlar mı? Götürüyorlar. Bana ispatla kocası olduğunu. Ben o zaman nikah yoksa kadın mahallesine alayım gideyim. Doğru mu ya? Adamın ya beni kimse almadı ki ama ben kendi rızamla gittim. Ben mutlu olsaydım yuvamı yedim. Nikah yok deyin abla. Nikah yok deyin. Bir adamının galakterli bir adam mahallesine ne yapsın? Ali amcacığım, senin bu kızın orada şiddet görüp o evden kaçıp sana sığındı. Ben getirdim de. Bak şiddet kocu getirdim. Çocuğunu aldım. Ama bu durumda geri gitti kocası. Ben ne yapayım abla? Sonra geldim ben abla. Ne yapayım? Yarım olduktan sonra geldim. Bunu tedavi, abla bunun tedavisi yarım. Ben bu abla ben bunu varım bir kan tarlısıyım. Bunun bir şey mi vermişim? Ben bu kızım bu değil. Verirsin. Gerçekten kan vereyim abla. Ben verim abla bak şimdi buraya geldik. Muhteber sizin oralarda başlık parası abla, adeti şey var verirsin mı? Ben şimdi bak böyle ben kötü kötü düşünüyorum. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Var mı muhteber başlık parası adeti? Yok bize bir şey, öyle bir şey olmaz. Size sormadım lütfen. Daha önce başlık muhteber parası alındı mı? Yok daha, ben yok diye biliyorum abla. Daha önce bu halo torununa giderken başlık parası falan olayı oldu mu? Ben yok diye biliyorum, varsa bilmiyorum. Çevrenizde var mıydı? Yok çevrede bizde yok. Bizde olmaz. Çevrede yok. Bizde kesinlikle olmaz. Çünkü resmi nikah da olmuyor sizde yani. Valla biz herkes başlık şunu düşündü. Başlık parası yok, resmi nikah da yok. Biz herkes illa köye gelsin, köye gelsin deyince Ali amca acaba muhteber için başlık parası mı isteyecek diye düşündük. Bizde yok. Kızımın var bak. Bütün ihtiyaçlarını olan tarafı neredeyse biz ben de alıyorum. Biz de böyle. Biz de kuruş almak kuruş. Bir gidelim mi? Yozgat Yerköy 60. Gelin. Evlere. Muhtarımız gelin. İbrahim Aslan orada. Muhteber'in annesi Zeynep Hanım canlı yayında. Eşini özledin mi Ali amca? Yok. Onun da o şeyi sallanıyor. Ne sallanıyor? Buradaki duruma bakacağım. Onunla babasını öyle götüreceğim. Kaç yıllık hayat? Bizim işler karışık. Niye bir sen niye? Dur şimdi kelimelere bakacağım. Hayır Ali amcacığım bak çok takıldım. Kaç yıllık hayat arkadaşın? Şimdi o konuyu burada son giderken konuşacağım ben. Niye babasının evine bırakacaksın onu? Bir arkadaşım düşündüğü noktalar var. Neden? Ne düşünüyor ben söyleyebilir miyim? Annemi boşuyor. Beni de kadın sığınmaya veriyormuş. Ben 21 yaşında beni nasıl veriyor onu da anlamış değilim. Arif'in peşine düşüyor. O konu bu yani derdi bu. Gerçekten bu mu Ali amca? Yok. Ben en son burada çıkan çoğum. Ali amca senin niyetin. Karını boşadıktan sonra ne yapmak? O benim bileceğim. Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapmayacağım. Çekil ben merdiven. Ali amca bak beni çok tedirgin ediyorsun. Buradan ihbarda bulunuyorum. Derhal sizin hakkınızda bu kızın etrafında uzaklaştırma kararı çıksın. Çünkü siz canlı yayında dahi açık olarak benim aileyle bir bağım kalmasın. Eşimi gider boşarım. Hayat arkadaşınızı da tehdit ediyorsunuz. Ve önceki adli fikir kartınızda gözünde bu kadar kolay mı ya? Kapının önüne koyuyorum diyorsun. Bu kadar kolay mı? Abla ben o kapıya var ya kilidi vuracağım. Kendi kapıya kilidi vuracağım. Açılma bak şartıyla vuracağım. Niye Ali amca? Vururum mu? Ali amcacığım yanlış vururum yerde ben yanlış tepkiyi veriyorsun. Ne biliyor? Bir dönelim mi muhtara bakalım, bakalım muhtar ne diyor? Bir galakterimizi bir sor bakalım. Bu kızın bakalım annesi ne diyor? Sor. Hı? Muhtarıma sor. Bir dönelim bakalım. Önce Zeynep Hanım ağlıyor sanırım. Anne. Caner önce bir Zeynep, ya şu arka taraftaki kalabalığı bir dağıtabilir misin? Biraz daha açılabilirler mi? Çok rica tamam, ediyorum. Bakın çıkar mısınız? Yani lütfen yayın yapıyoruz, kurallar diyoruz, sosyal mesafe diyoruz. Ben buradan bu önlemi yapayım. Zeynep teyzeciğim önce niye ağlıyorsun? Abi boşaltır mısınız orayı? Zeynep abla niye ağlıyorsun? Bilmiyorum niye ağladığımı, ben de bilmiyorum. Eşinizin dediklerini duydunuz herhalde. Evet. O yüzden ağlıyorsunuz. Evet duydum. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
Benim kızım ne diyorsa ben oradayım. Ben kızımın sonuna kadar arkasındayım. Lütfen. Ben kızımın arkasındayım. Hiç korkma anneciğim. Ne diyorsan o. O ister desin ister demesin. Sen kızını istiyor musun? Evet istiyorum. Ali amca illa köye gelsinler, köyden isteme yapılsın, ondan sonra nikah kıyılsın diyor. Bunu istemesinin asıl amacı ne? Bana mı soruyor? Evet size soruyor. Bilmiyorum ki ben amacını, ben onun amacını anlayamadım, bilmiyorum. Muteber diyor ki ben köye girersem biliyorum ki beni Arif'e vermez. Hayır girmesin, orada nikah olsun gitsin. Sen buna karar veremem. Lütfen. Sen buna karar veremezsin. Anladın ben mı? Ben her şeye karar veririm. Ben 30 sene yeter yuttuğum. Benim avukatım var. Vekaletim var. Hemen vazifesi ver. Anlaşmalı boşan. Hemen babayana öyle git. Bu kadar basit. Bir dakika. Ben dışarıdan sesler olmasın. Bağlantıdayım. Gidiyorum. Siz kızınızın evlenmesini istiyorsunuz. Asla köye gelmesin. Hayır ben istiyorum kızım. Kızım nerede mutluysa orada. Ben istiyorum. Ali amca niye bu kadar öfkeli? Ben bilmiyorum. Ben onun şeyini bilemem. Aklını bilemem. Sizi de bak çok üzgün gördüm. Yani kafanız karışık. Bir tarafta hayat arkadaşınız. Diğer tarafta dünyaya getirdiğiniz evladınız var. Hanıma iki soru soracağım abla. Sor. Sen arabasına bu adamları... verdiydi ya çok mutlu oldu. Dur. Sen bu adamların ailesini tanıştın mı geldin mi evine? Tanıyor musun? Kim tanışsın bunlar? Tanışmazsın. Ha, sen akrabanı kocaman... tanıyordun ne oldu? Akrabanı da tanıyordun. Oraya karıştırma. Lütfen. Oraya karıştırma. Oraya karıştırma. Şimdi sen bu adamların kim olduğunu biliyor musun? Benim kızım orada iyi olur. İnşallah iyi olur orada benim kızım. Ne biliyorsun? Olacağını ne biliyorsun? Adamlar ayağına geldi mi? Ben ayağına gittim havzuya yedim. Onu kimse bilemez. Onu Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Siz akrabanızın oğluyla Muteber'i evlendirdiniz. Dini nikah kıyıldı. Nikah da kıyılmamış. Hmm. Ve orada hep şiddet gördün dedi. Ve gelen ihbarlar da hepsi o yönde. 4 senedir kıymadı. O kapıdan hem Ali amca hem de sen bu kızın annesi babası olarak defalarca kovuldunuz mu? Kovulduk. Nasıl kovuldunuz peki? Ne diye? Kızımın evine gittiydik yoklamıyor. Orada kovdu damat bizi. Niye kovuyor ama? Burada da geldi beni ben dövmeye yürüdü. Anlaşıldı. Bu kızda seninle parmağın size var. Size şiddet var. O zaman sahip çıkaydı. Karısına niye çıkmadı? Dövdürmeyeydi. Beni bir dinle. Damat senin bu kızın sizi dövmeye çalıştı. Senin parmağın var bu işte. Hmm. Peki anladın damadın annesi babası. Var. Benim parmağım var. Var. Doğru var. Benim parmağım benim var. Benim ailem bak benim çevrem arka baran. Tamam. Bir gün de sana söyle bildi mi? O damat akraba diyorsunuz ya akrabanızda. Senin kızına şiddet uygulamış. Benim senin... akrabayla artık işim yok. Senin kızım karını da dövüyormuş. O zaman yok. Öyle mi diyorsun? Sen bu kızı yerine çatmadın. Senin parmağın var bu işte. Ben bunu bilirim. Ali amcacığım, senin karın, senin kızın o akraban tarafından dayak yerken Ali neredeydi? Getirdim. Aldım eline. Çocuğunu aldım. Daha ne yapayım? Bu kendi istedi gitti. Ben onu demiyorum. Senin karın dayak yediğinde diyor ki ben dövüldüğümde diyor Ali neredeydi diyor. Kim diyormuş? Damat dövdü diyor eski damat. Yok. Dövmeye yürüdü. Hı. O da ertesi gün geldi ayaklarına kapandı, özür diledi. Hayır. Kesinlikle abla özür dileme falan yok. Hayır özür dileme, hiç kusura bakma. Biz tartışmıştık, ben anlatacağım, ben anlatmak istiyorum. Abla biz yine tartışmıştık, ben babamın evindeydim, beni almaya geldi. Dedim bir şans vereyim, çocuğum var, gideyim dedim. Annem hiçbir şey demedi, sadece dedi ki bak oğlum, sen dedi bak bu kızı dövme, döversen yine elinden alırım dedi. Sen kimi dövüyorsun dedi, sen kimi elimden alıyorsun dedi. Kalktı benim annemi dövmeye yürüdü, ayağı kapanma falan da yok baba lütfen. Dur hele. Yok, ben seni aldığımda çocuk evdeyken, hangi ben çarşıdayken sen gidin geri kocana gitmedin mi? Tamam ben gitmedim. Niye gittin oğlum? Ben sen bak çocuğunu aldım. Eve koydum. Çocuğumu aldın çok güzel günümüz geçiyordu. Günlük eve biri geliyordu. Kayınbaba geliyordu, kayın geliyordu. Torunu görmezsin elti geliyordu. Torunu görmezsin mi? Görmek için gelmiyordu ki elinden almak için geliyordu. Sen torununu görmeye gidiyor muydun? Sen torununu görmeye gidebiliyor muydun o eve? Benim yanımdaydı. Ha?
Abla 22 gün şimdi ben oğluma hasret kaldım. Bizim hayır. Konumuz özel. Hayır şimdi bizim konumuz tam da o. Bizim konumuz tam da o. Ben 22 gün oğluma hasret kaldım. Kocama yalvardım. Eski eşime yalvardım. Dedim ki bir kere olsun sesini duyayım. Bir görüntülü göreyim dedim. Göstermediler. Ben hastanelik oldum. Geliyor benim kapıma çocuk görmeye. Ben göstermemekte ben haklıyım. O da bana 22 gün göstermedi. Şimdi Zeynep burada teyze. Eskide sene bıraktık. Biz konumuz yeni konu. Kızına ne söylemek istiyorsun? Çıkacağım. Tamam mı? Bak kızın seni duyuyor. Sen de konuş annenle. Anne. Annem söyle kuzum. Anne nasılsın? Ağlama kızım. Ben iyiyim annem. Sen ağlama. Sen ne diyorsan ben arkandayım kuzum senin. Devam et lan sen. Devam et. Bu kızda parmağım var o zaman. Sen bu kızı oraya yönlendirdin o zaman. Ben bunu bilirim o zaman. Madem öyle. Önceki dilisinin parmağınız var. Benim parmağım olsaydı 4 sene orada sopa yiyip oturtmazdım. Senin telefonları da tüm incelettireceğim buraya varınca. Tüm incelettireceğim. Bakalım nasıl olmuş bu iş. İncelettir. Benim telefonum açık. İncelettir. Git istediğin şimdi yere incelettir. Muhtarı bana ver. Ben sütlerden çıkabilirim. Kızım çöpürükten alacağım. Buradan çıkacağım ben. Muhtarı bana ver. Benim ne bir insan olduğumu ne kadar bir anlatsın onu gitsin. Diyor, bana ver diyor. Peki İbrahim Aslan'a dönmek istiyorum. Yozgat Yerköy 60. Evler Muhtarı. O da canlı yayında muhteber konusunda Ali amca ile konuşmak istiyor. Muhtarım selamlar. Aleyküm selam, hayırlı günler. Esra Hanım, Yozgat Yerköy 60 Evler Muhtarı Namlı. Kumluca Köyü. Bu Yerköy'e... Siz köy diyorsunuz, bura 30 bin nüfuslu ilçemiz, çok güzel bir ilçemiz. Köy değil bura, Yerköy, 30 bin nüfuslu ilçemiz. Ha ilçeniz, bura pardon köy değil, bunun altını çizeyim, bura Yerköy. Bura 14 ilçeden Yozgat'ın en güzel, şirin bir ilçemiz. Bura köy değil, onun altını bir çizeyim. Tamam muhtarım, özür dilerim Esra hata Hanım, yaptıysam. Sağ olun, yani... sağ olun, vallahi yani köy deyin, televizyonda yayınlıyorsunuz, biz burada... Şey, mahcup oluyoruz. Bırak köyde. Çok özür dilerim ben. Köy dediğim için ilçemize çok, selam olsun bütün herkese. Sağ olun muhtar. Nasıl hakkını savunuyor? Sağ olun. Allah razı olsun. Şimdi, bugün hayır mübarek gün. Bugün cuma, yarın da mübarek gün Kadir gecesi. Böyle aynen bir günde bu işe ATV ve Esra Erol ekibi olaraktan bu işe bu işe baş koyduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi Ali Efendi, Ali kıymetli bir adam. Ali abim çok yani gururlu, şerefli, vakarlı, yalnız. Ya bu biraz başından çok olaylar geçti. Biraz da şey yani Ali abim bir piriye bir yorganı yakar ama burada bunun da yapacağı bir iş yok. Yani bu Zeynep Hanım, benim marketim var hem muhtarım. Dükkana geliyorlardı. Ben soruyordum Zeynep Hanım bu çocuk... Geçici mi geldi, nasıl geldi? Muhtarım ağlaşmaya geldi falan anladım yani. Bir iki sefer geldi, çocuğu geri götürdüler, geri geldi. Muhtemel 3-4 sefer geldi, gitti çocuk ama... Bir daha şansını deneyecek, kendisi gitti dedi. Bakalım bu sefer de böyle oldu. Yani Ali yapacak bir şey yok Ali. Yani bu olmuş. Muhtarım, muhtarım. Ne yapmak lazım? Bunu muhtarım. Komşuların da gör... Bak ben burada komşular var. Komşuların görüşünü aldım. Yani çoğunluk diyor ki olmuş bir iş. Yani bunu neden döneceği bir yeri yok. Muhtarım. Yani bu herkes de diyor ki olmuş hayırlı olsun. İstemiyorsa kız ne yapalım diyorlar. Yani herkes bir fikir oldu yani. Bu yapacak bir şey yok. Muhtarım Ali Bey bir şey söylemek yani anlıyorum, istiyor. Ben seni de muhtarım, anlıyorum. Beni duyuyor mu muhtarım? Buyur. Bizim kabinemizde... Seni duyuyorum Ali buyur. Bizim kabinemizde, sülalemizde... Böyle bir olaya karışınca büyükler benim evime gelmez mi? İstemeye gelmez mi? Ali tamam da yani bu iş çok uzamış. Siz sonradan fark ettiniz. Çocuk gitti geldi. Niye gitti? Niye geldi? Onu demiyorum. Muhtarım onu demiyorum. Yani bu çocuğun sorunu ne? Sıkıntısı ne? Yani onu demiyorum. Muhtarım onu demiyorum ben şimdi. İlgilenilmedi. Muhtarım, yani buraya kadar gelene kadar yani görülmedi, fark edilmedi. Muhtarım sen beni herhalde yanlış anladın. Yani komşuların da görüşünü aldım, sordum. Diyorlar ki yapacak bir şey yok. Muhtarım beni dinlemiyor olmuş ki. Bir şey, hayırlı Muhtar olsun. Bey şunu soruyor. Ben Esra Erol ve ekibi, damatın patronu. Muhtarım. Evet, şey söylesin Muhtar Bey, devam etsin. Bunların hepsi ağır yani bu işe taşın altına elini koyuyorlarsa komşular diyor ki hayırlı olsun. Yani eksiğini, şeyini böyle yani... Alıp götürecek şekilde değil de çocuğun eksiklerini tamamlarsa, her evet şeyini dört dörtlük alırlarsa, damadın patronu,
Esra Erol ve ekibi her konuda yardımcı oluyorlarsa komşular da diyor ki ne diyelim hayırlı olsun diyorlar. O zaman muhtarım bize, burada nikah kıyayım mı? Muhtarım beni bir dinle, iki kelime konuşacağım sana. Nikah kıyacağım, beni de nikah şahidi çağıracağım muhtarı. Muhtar ekibinden yanlış konuşuyorsun burada. Bir dakika. Hatta evet de Yozgat halayı çektiririm. Caner, muhtar bey bir Ali amcayı dinlesin. Bana namlı Kumlu'da hocanı koyun. Aslı Şevler, Aslı Şevler. Muhtarım iki kelime konuşayım, bir daha konuşayım. Tabii. Muhtar amca, ama muhtar amca diyorum, muhtar bey. Ali buyur Ali. Ali amca muhtarım, bir şey söyleyecek. Duyuyor musun beni? Ali buyur. Bu adama benim ailesi benim evime gelmemiş. Buyur. Bir dinle. Gelmemiş, ailesini tanımıyorum. Benim ne yapmam lazım? He? Tanımadım, bir yere bu kızı mı göndereyim buradan? Ya ailesi var mı? Zaten bir dula, ya bir garibin annesi var, ailesi yok. Bunun ailesi Esra Erol ve oğlanın yok? Patronu, ailesi yok. Kardeşim diye beni arıyor. Yani yapacak bir şey yok. Ali yapacak bir şey yok yavrum, bize hayırlı. Nerede? Bize hayırlı olsun diyecek, namı yapacak bir şey kalmamış dayı zaten. O iş olmaz. Bacım var diyor, kardeşim var diyor. Anam var diyor. Nerede bu adamlar? Kelle, daha yüzünü göstermiyor bana. Abi ne yapıyorsun? Abi? Öyle yok, hoş, öyle yok. Ben getireceğim sana onların hepsini. Öyle yok. Ali amca getireceğim. Ben... Ya bak Ali, Ali senin akrabaların hepsinin tek tek görüşünü alırız. Ya aldık zaten burada. Namlı dayı. Ben bu kanalda kız vermem. Benim evim var, şeyim var. Gelecek koç gibi çıkacaksın, öyle yok öyle. Esra Erol onların hepsini telefona... Bak Esra Erol onların hepsini telefona bağlar. Görüşlerini alır size. Sana yardımcı olur Ali orada. Namlı dayı. Bir tek muhterem abi. Orada durmanın bir anlamı yok bak. Namlı dayı. Ya orada bir fazla durmanın anlamı yok. Yozgat'ı da Yerköy'ü de bizi de yıpratma. Ya hayırlı olsun diyelim ya. Muhtar bey bugünden bezdu. Ne yapacağım bunu ne? Muhtarım bir sor, sorumu sor. Tek kelime kaldı. Benim köyümü biliyorsun az buçuk değil mi? Biliyorum. Biliyorsun değil mi? Ya biliyorum. Yok, biliyorum. Sen ana niye dağıldı? Üç eve düştü. Abi. Sen ben davasından birbirini... Ya Ali biliyorum, Ali biliyorum. Ya bak, yapma Ali. Bak, bize namus duyunca ahasın muhtarım. Bize namus duyunca ahasın durur.